Merhaba değerli izleyiciler. Kayıt dışına hoş geldiniz efendim. Yine bir haftayı geride bıraktık. Her hafta farklı bir gündemle karşınızda oluyoruz. Ama iki haftadır daha da eskisi var. Hatta ilk söyleyen Ertan Özyiğit olduğu için bu programın virüsü belki de ilk konuşulduğu program kayıt dışı. Bu hafta da ana gündemimiz kaçınılmaz bir şekilde koronavirüs olacak değerli izleyiciler. Birçok açıdan ele alıyoruz koronavirüsü. Ekonomik boyutunu daha ağırlıklı olarak konuşacağız bu hafta kayıt dışında. Dolayısıyla şimdiden Twitter'ın başına geçmiş olan izleyicilerimize bence korona hashtagini duyuralım. Neden bence korona? Nereden geldi, nasıl geldi, tedavi yöntemi, aşı bulundu mu, bulunmadı mı, bulunduysa içeriği nedir? Birçok görüşünüz var, sorularınız var biliyorum. Onları da paylaşabilirsiniz. Söylediğim gibi biraz daha ekonomiye etkileri ağırlıklı konuşacağız. Dolayısıyla ekonomik açıdan da sizce korona ne? Dolayısıyla görüşlerinizi bekliyoruz. Bence koronavirüs etiketi altında C ile yazınız lütfen değerli izleyiciler. Olabildiğince kayıt dışında etiketlerseniz daha çok görünür olacak mesajlarınız, iletileriniz. Koronavirüs tehdidinin yaptırımlarını konuşacağız dedik. Peki yapay zeka açısından bakalım. İnsanlığın kurduğu sistemi yapay zeka mı yönetecek? Bu süreçte koronavirüsün ne anlamı var, ne anlam ifade ediyor? Konuşalım biraz. Üst akıl dijital para sistemi ve hayat şeklini mi zorunlu kılıyor? Dijital dünyaya geçiş, blockchain sistemi, zaman zaman Abdullah Çiftçi hocamıza selam olsun. Çok konuşuruz programımızda. Bu sürecin bir parçası olduğunu, bu geçişin bir parçası olduğunu da son günlerde fazlasıyla konuşuyoruz. Dolayısıyla yine masamızda olacak. Virüs tehlikesi iş hayatını ve eğitim sistemini nasıl değiştirecek? Bütün bu olanlar önceden planlı mı? Dünyayı kapitalizmden sonra nasıl bir ekonomik sistem yönetecek ve yeni dünya düzeninin savaşları nasıl olacak? Siz ne düşünüyorsunuz, neler söylüyorsunuz? Şimdi yaptığım ekonomi programlarından yıllardır ben tanırım kıymetli dostum diyeceğim, ekran dostum, sevgili Cüneyt Paksoy stratejist. İlk kez kayıt dışında sevgili Cüneyt Paksoy, hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş geldin, hoş bulduk. Ve Profesör Doktor Kutluk Özgüven, Kutluk Hocam'la da ben ilk kez program yapacağım. Daha önce Ertan Hocam yapmıştı program. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz için de bir ilk. Ve Ertan Özyiğit. İlklerin insanı Ertan Özyiğit. Bu hafta bol bol hakkınız teslim ediliyor. Çok gurur duyuyorum. Evet. Çok mutlu oluyorum. Böyle saygıyla yaklaşan, saygıyla bakan, hakkını teslim eden her emeğin olduğu gibi insanlara da gerçekten şansım adına teşekkür ediyorum. Hangi görüşten olursa olsun, hangi kuruluştan, hangi görüşe bağlı olarak yayın yapan kuruluştan olursa olsun, özellikle bu hafta Ertan Özyiğit'in öngörülerinin hakkını teslim edildiği bir hafta. Dolayısıyla çok güzel şeyler duydum. Şöyle bu kadar de bakmak kötü şeyin lazım yanında. Belki Beyza. Yani keşke böyle bilgi olsa. Olduğu zaman yani bütün düşünceler o bilgi etrafında toplanıyor. Yani. Evet. Çünkü gerçek bilgiyi aktardığınız zaman sağcısı solcusu işte biliyorsunuz yayınlardan onlara da teşekkür etmek lazım. Kesinlikle çünkü öyle. Bu bilgiye sağ sol ayırt etmeden öyle yayınlamak da bir cesaret. Abdullah Çiftçi hocayla Cüneyt Paksoy'un oturduğu koltukta otururken orada arada sesim çıkmış. Arada girmeye çalışıyorum ya. Diyorum ki ama bu insan üstü, siyaset üstü bir durum. Tabii. İşte onu anlatmaya çalışıyorum orada o programda. Bu hafta bunu yaşıyoruz. Bu siyaset üstü, insan üstü bir durum. Siyaset üstü bir durum. Dolayısıyla öyle de olmalı. Görüşlerin üzerinde bir durum. Sağlık o dönemdeyiz. Dolayısıyla tabii şöyle bir böyle yaklaşılması rahatsızlığım da var aslında. Hani bütün şey demeyin, komplo teoristlerine de bugün doğdu. Çok beni ilgilendirmiyor. Yılları. Hani kim ne derse desin orada isteyen söyler, istemeyen söylemez ama. Şimdi Avni abi aradı beni. Avni Özgürel geçen selamlar. Gün. Hasan abiyle akıl odasında bir programlar mı yapmışlar? Nedret'in programında. Evet, Nedret de bizim selamlar. Devamlı konuklarımızdan. Avni abi dedi ki, ya Ertan dedi, herhalde dedi şu söylediğin ismin dedi John olsaydı Time'ın kapağı olurdun şu anda dedi. Şimdi burada şöyle bakmak lazım sevgili dostlar. Benim yapmış olduğum yorum şimdi 1918'den beri dünyada virüsle ilgili yani bir şekilde dünyada virüs geleceğiyle ilgili herkes yazmış çizmiş. Belki 50 binin üzerinde yayın, 100 binin üzerinde makale veyahut da bir o kadar da olmasa da kitaplar vardır. Şimdi bizim bahsettiğimiz şey şuydu bakın.
bir daha buket verebilirse bu söylemlerimden sonra daha iyi anlayacaksınız. Şimdi önemli olan şu. İzleyicilere şöyle söylememiz lazım. Biraz sonra elektrik gidecek, saati de diyelim ki 22.45 desem. Yani elektrik gidebilir, herkes söyleyebilir. Ama 22.45'te elektrik giderse bu artık başka bir şeyin analizidir. Bunu anlamanızı istiyorum. Yani hani başka analizlerden biraz ayırmanız lazım. Olay virüsün gelmesi değil. Ben size 2020'den başlayıp 2020'nin sonuna kadar dünyada bir salgın olacak dedim. Daha koronavirüsün ne C'si, ne salgının S'si, ne dünyadaki işte o işte bu büyük bir böyle krizin K'sı falan yokken söylediğimiz bir laf. Onun için böyle algılayın. Kayıt dışında izleyenler ve bizi hani geçen hafta da dahil TT yapan herkese teşekkür ederken bir şey geldi bana. Twitter geldi. Mine Beyazıt mı? Evet. Ha yok yok. Tamam, ben de Mine Beyazıt. Sen oku istersen. Evet, çok hoşuma gitti. Ben de onu tutuyorum. Hatta geri sayım küresel sorunlar bu hafta kitabı. Evet. Doktor Halit Kakınç. Kitap gitsin Mine Hanım'a. Tamam. Diyor ki hocam çocuklar, anne senin izlediğin programdaki adam bu yıl salgınlar yılı olacağını önceden söylemiş dediler. Bence korona. Şimdi hepsi televizyon başında program bekliyor. Mine Beyazıt'a sevgiler. Evet. Selamlar. Geri sayım sözümüz selamlar olsun, olsun Mine Beyazıt'a. Evet. Not alalım. Evet sevgili dostlar, bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta işte malum ki dünyada büyük bir salgın var. WHO yani Dünya Sağlık Örgütü dünyada epidemik olduğunu evet. söyledi. Ve ben bir anda kendimi bir distopya filminde gibi hissettim. Yani hani böyle bilhassa burada Cüneyt Özdemir'e selam olsun. Cüneyt bu zombi filmlerinden falan çok hoşlanır. Böyle işte şeyleri söyler devamlı anlatmaya çalışırken. Bir anda o zombi filmlerinin distopyanın içine geldik. Yani yakın zamanda neler gelecek başımıza diye baktığımız zaman bu sene 2020 kırılma senesi. Bu kırılma senesinin içinde işte başlarken bir depremlerle başladık. İdlib krizi geldi. Ardından siz İran'daki çekirge dediniz, çekirge olaylar tehdidi. Oldu. İşte Kasım Süleymani'nin işte öldürülme operasyonları filan derken bir baktık ki bir salgın geldi ve tüm dünyayı kapsadı. Bu arada ben bu salgınlar oluşurken iki tane şey tweet atmıştım. Bir tanesi sakın bu salgına bakmayın. Asıl salgın bu değil. Yakında daha büyüğü ya mutasyona uğrayacak veyahut da bu mış gibi yapıp daha büyük ve daha can alıcı bir salgın bekliyorum demiştim. Bu arada demiştim ki çekirge salgınına dikkat edin. Evet. Hatırlıyorsun Beyza. Evet. Yayınlardan ben izleyen yaptım bilir. Geçen gün. Çekirge salgınının ardından da çok daha önce bir şey yaklaşıyor. Hani bu Cem Yılmaz'ın filminde var ya. Bir şey yaklaşıyor, bir cisim yaklaşıyor derken bir baktık ki bir tane göktaşı NASA çok önce açıklamıştı. Gittikçe hızlı olarak dünyaya geliyor dediler. Evet. Şimdi pandemi krizi tabii ki gündemimizin en önemli tarafı. Şimdi bunları konuşacağız. Bilhassa Cüneyt bize biraz ekonomisinden bahsedersin. Asıl konumuz da şu olacak. Bundan sonra ne olacağını, yani asıl hedefin ne olduğunu konuşursak. Çünkü bakıyoruz ki gerçek anlamda dünyada bir korku imparatorluğu, bunun üzerinde de bir ölüm tacirliği yapılıyor. Şöyle bakmamız lazım. Bundan sonraki etapları da konuşup belirlersek ne olacağını, yani şuradan şu anlaşılıyor ki bundan sonraki dönemde bir dijital bir dünyaya penceremizi açıyoruz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet, ekonomide neler var Cüneyt? Var, Cüneyt şimdi... Paksoy'un sürekli izleyen izleyiciler kayıt dışında Cüneyt Paksoy'u merak ediyordu. Evet. Gerçi ben de merak ediyorum. Evet. Samimiyetle söylüyorum. Kayıt dışında neler anlatıyor? Şimdi ben de kendimi merak ediyorum. Gerçekten öyle. Şimdi işin tabii farklı bir boyutu şu. Önce mevcut düzenin tasfiyesini bir görmek lazım. Yani mevcut düzenin buraya kadar gelişi belli kodlarla, belli dinamiklerle... Yani